Seyit Gazi ilçesindeyim. İki yüksek tepenin eteklerine sokulmuş uysal bir çocuk gibi duruyor kasaba. Tepelerden birinde bir masal sarayı halinde yükselen Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin gözleri ilçenin üzerinde. Seyit Gazi ona karşı öyle ürkek, öyle hürmetkar ki diz çökmüş sanki külliyenin önünde. Merhamet ve adalet rüzgarı, fetih duaları ve muştularıyla kanatlanmış dört nala gelen Emevi ordusu burada karşılaşır Doğu Roma ordusuyla. İslam yiğidi Seyit Battal Gazi, sinsi bir kılıç darbesiyle savrulur atından. Burada, Nikolea Kalesi önünde şehit olur bu büyük komutan. Bu fırtınayı dindirse de Roma, Selçuklu kasırgasına teslim olur. Alaaddin I. Keykubat'ın annesi Ummuhan Hatun unutmaz o mukaddes şehidi. Kabrini buldurur ve bu yüksek tepeye onun için bir türbe yaptırır. Selçuklu ustalarının ellerinde heybet ve zarafetle yükselir türbe, çilehane, cami ve dershane halinde külliye. Ummuhan Hatun vefat ettiğinde o da buraya defnedilir. Burada tarihin unutulmaz isimleri sanki bizi uyanık tutmak için derin bir uykuya dalmış gibidir. Serin, sessiz fakat diriltici bir eda içindedir. Seyit Battal Gazi'nin mezarı, ona duyulan saygının bir tür ifadesi olarak büyük yapılmış. Sandukasının boyu 5 metre civarında. Onun yanına sokulup mışıl mışıl uyumakta Roma prensesi Eleonora. Bu uykular içinde büyük rüyaların ışıklarına boğuluyor ruhum. Nabzı her yerden duyulan, kainat kadar geniş bir kalbin içinde yol aldığımı hissediyorum. Osman Bey, a Osmancık, ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana, güceniklik bize, gönül almak sana, suçlamak bize, katlanmak sana, acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana, geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana.